Şimdi Gazete Pencere'nin manşetine dönelim. Ayrıntılarını sizlere aktaralım. Hayal oldu. Başlığımız onda. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Bakın gazeteci Nuray Babacan'ın özel haberi. Sır gibi saklanan taslak ve o taslağın içinde olanlar. Uyutmadan geri adım atılmayacak bir önemli bilgi. Yükü ise Ankara değil belediyeler sırtlanacak. Teklifte uyutulmaya gerekçe olarak ortaya çıkacak olan ise maliyetler. Maliyetleri gerekçe gösterip sanki bu dünya sadece bize aitmiş gibi davranıp sokak hayvanlarının uyutulması diyorlar. Katledilmesi mi gündeme gelecek? Özgür Özel'in yanıtı asla izin vermeyeceğiz. 30 gün alacağız, geçici bakım evinde tutacağız, sahiplenen olmazsa öldüreceğiz. Feda edilecek bir tek canımız yoktur. Hazırlanan yasa tasarısı ve ötenizi önerisi teknik değil, bence vicdani bir meseledir ve kabul edilmesi de mümkün değildir. Sokak köpeklerine ilişkin AK Parti'nin yasa hazırlığı hayvanseverleri ve muhalefeti ayağa kaldırdı. İzmir'den kısırlaştırma ve sahiplendirme seferberliği çağrısı geldi. Çok hassas bir konu. Bu konuda İzmir'i ayağa kaldıralım karşıyaka olarak. AK Parti'nin hazırladığı taslağa göre belediyelere 3 yıl içinde bakım evleri kurması görevi verilecek. Bakım evlerine alınan köpeklerin sahiplendirilmesi teşvik edilecek. Bir ay içinde sahiplenilmeyen sokak köpekleri uyutulacak. Erdoğan'ın yeni kutuplaşma bombası. Çocuklar mı ölsün, köpekler mi ölsün? Ortada bir tasar kesinleşmiş bir şey yok. Teklif var. Komisyonda konuşulacak. Yani konuşulması bile vicdanları yaralayan bu yasa tasarısından geri adım atılmasını temenni ediyorum. Tasarıya göre alınan kararları yerel yönetimler uygulayacak. Ancak onlardan karşıt sesler yükseliyor. Can Dostlar Çalıştay'ı düzenleyen Karşıyaka Belediyesi ise tüm İzmir'e kısırlaştırma ve sahiplendirme seferberliği çağrısı yaptı. Bu yasa tasarısından bir an önce vazgeçilmesini umut ediyorum ben de herkes gibi.